Merhaba sevgili yengeç burçları. Haziran ayında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Yükselen yengeç olarak ben de çok merak ediyorum. Bakalım bu Haziran ayında bize güzel olan, en güzel olan neler gelecek? Kötü olanlar hemen hemen uzaklaşsın diyeceğiz zaten. Hemen açalım. Bir kere sevinç gözyaşımız var. Güzel bir şey bizi bulacak. Aslında kafamızda büyüttüğümüz konular da var burada. Ne kadar çamur bir kahve çıkmış. Neyse sıkıntılar en azından orada. Onları geçelim o yüzden. Şimdi bakalım Mayıs ayı nasıl geçti? İçleştirdiğiniz, sıkıntıyı böyle derinleştirdiğiniz bir konuda mücadele etmişsiniz ama çok fazla çözüm bulamamışsınız. Bu içleştirdiğiniz konu ne? Bir kişinin düşüşüyle alakalı, üzüntüsüyle alakalı çok içleştirdiğiniz bir konu var. Şimdi bir kişi böyle eğilmiş, siz de arkasından tutup onu kaldırmaya çalışıyorsunuz. Sanki böyle yapamayacağım, gidemeyeceğim, olmuyor diyen bir kişi gibi duruyor. Siz de arkasında durmuş, onu kaldırmaya çalışıyorsunuz. Hayır, bunu yapabilirsin, güçlüsün, kuvvetlisin diyerek destek vermeye çalışıyorsunuz. Hemen aklıma böyle çocuklar geliyor, anneler geliyor böyle bir görselde. Yani eğer bu düşen tarafsanız sizi kaldırmaya çalışan, size değer veren bir kişi var. Yok, kaldıran tarafsanız bu kişiyi kaldırmak için emek vermeye devam etmişsiniz. Yol engebeli bir yol görsellerinde. Mayıs ayını aslında bu şekilde geçirmeye çalışmışsınız. Sağlık diyelim. Önce sağlık konularıyla alakalı neler var bakalım. Sağlık konularıyla alakalı boyun görseli var. Boyunda boğaz olmasa da boyun görselleri var ama bu biraz da şey gibi, ense gibi. Acaba tansiyon mu dedirtti bana? Biraz dikkat edelim o zaman bu konulara. Evet, başımız biraz öne eğmiş, sanki böyle ağrısı mı var dedim. De yavaş ilerleyen bir şey. Biraz dikkat edeceğiz, değil mi? Sağlık konularında bu konuda özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi aile konularında bir sıkıntı, geçmişten gelen bir sıkıntıyı bayağı bir rahatlatmışsınız. Biraz ferahlamış, rahatlamış ve artık tamam sonucu ersin de ben sevinç gözyaşı dökeyim der gibi. Yani bu konu bitsin. Neyse ne dediğiniz, özellikle paranın da gene hane içerisinde konuşulduğu bir süreç. Aslında dediğim gibi o karışıklık bitmiş. Önünüzde böyle sanki elinizde gözlükleri çıkarmış. Geleceğe daha bir umutla bakmaya çalışıyorsunuz. Elinizin altında bir para var. Evet, havada almamış olabilirsiniz. Ama ben bu konuyu çözeceğim niyetiyle yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi çok iyimser düşünüyorsunuz. Kendinizi fazla karıştırmamaya çalışıyorsunuz. Ama yolunuz da zaten aydınlık. Biraz gözler var üzerinizde, nazar olarak görünüyor. Bu gözleri de adım atmanızı engelleyen gözler olabilir bunlar. Aslında önünüz aydınlık, açık ya. Siz farkında olduğunuz şey doğru şey aslında. Kaygılanmanıza gerek yok. Haziran'ın ilk haftalarında bu konularla alakalı güzel gelişmeler yaşamaya devam edeceksiniz. Bir gemi, bir uzaklaşma, gemiyle bir yere gidilecek. Yani deniz aşırı bir yol planları yapıyorsanız eğer, Haziran başında bir görsel var. Ay, ben bir yere gitmeyeceğim diye düşünüyorum şimdi ama gidecek olan yengeçler vardır illaki. Bir yol planı gene aynı şekilde burada görünüyor. Kısa soluklu bir yol planı var. Ben şu yola gitmeliyim, şuraya gitmeliyim, hatta beni bekleyen birisi var diyorsunuz. Bu bekleyen kişi de gerçekten oturmuş, niyetlenmiş, sizin gelmenizi bekliyor olarak çıkıyor. Şimdi global baktığım için bana uymadı, beni bekleyen yoktur diye düşünüyorum ama Haziran ayı için bakalım bu yol çıkacak mı hayatımızda? Yakın olarak şimdi biz yengeçler olarak Boğa burcundan bir kişi çıkıyor falımıza. Boğa burcundan bir kişinin sanki aklındasınız. Bu kişi size takılmış bir konuda sizi düşünüyor devamlı. Bu hanenize de yakın bir kişi olarak çıkıyor. Sanki sizden haber bekliyor bu kişi. Boğa ya da oğlak olabilir şimdi. Boynuzlu bir burç diyorum. Bu haberle alakalı onuna kadar olan süreçte bu haberleri bu kişiye siz ileteceksiniz. Biraz bu kişi konuları fazlaca büyüten, kafasında böyle yoran, uzatan bir kişi gibi görünüyor. Yani takılmaması gereken konulara dahi takılan bir kişi olarak çıkıyor. Yengeç burcu olan bir kişiden haber bekliyor. Bu haberle birlikte yol açılıyor ve aydınlanıyor. Yani aslında yengeç burçlarına onuna kadarki olan süreçte bir yol planları, uzaklaşma, gideyim, yapayım, edeyim görselleri var ki arkası arkasıya da gidilen yollar var. Haziran ayında yengeçler geziyor arkadaşlar.
Yanınıza almışsınız birilerini, hep birileriyle sırtınızda taşıdığınız birilerde de bir kişi, bazı kişiler de dahil olmak üzere devamlı gittiğiniz, gelecek için güzel adımlar attığınız bir ay aslında sizi, bizleri bekliyor. Şimdi Mayıs diyorum. Haziran 15'ine kadar olan sürede yol planları yapılacak. Bu yolla ilgili küçük küçük adımlar atılacak ve sonrasında da bu yollara gidilecek. Bunun haricinde ilişkiler konusuna baktığım zaman sıkıntılı olanlarınız olduğunu düşünmüyorum. Varsa ki şu an burada görünmüyor. Belki tabakta görünebilir. Yalnız olanlarınız kalp görselinde çıkıyor. Yalnız olanlarınız sanki bir aşk bulsam ya da bir aşk beni bulsa düşüncelerinde çıkıyor. Böyle parça parça gökyüzüne niyetlerini yavaş yavaş elinden atıyor. Bu niyetler parça parça sanki gökyüzünde birleşiyor. Haziran'ın 15'inden sonra karşınıza bir kişi çıkabilir. Siz bu kişiye böyle çok güzel gözlerle bakıyorsunuz. Ama bu kişi de size güzel gözlerle bakıyor da bu kişinin parasal sorunları olacak. Biraz kafası parasal konulara dayandığı için aranızda bir mesafeyle birlikte bir birliktelik olacak gibi görünüyor. Yani yeni bir aşk sinyalleri var burada. Belki de görüştüğünüz parça parça toplanacak kafanızda bir kişi. Güzel bir birliktelik olabilir ama karşı tarafın sıkıntılarından dolayı zaman zaman inişli çıkışlı bir ilişkiye de giriyor olabilirsiniz. Burada onu bir söyleyeyim. Zaman zaman hatta sırtınızda onun yüklerini taşımak durumunda da kalabilirsiniz. Ama iki tarafta iyi niyetli, kötülemek hiç derdinde değilim. Sadece parasal, para konularında yani işiyle alakalı sorunları olabilecek bir kişi görünüyor. Yani Haziran ayında yengeç burçlarını güzel bir aşk bekliyor yalnız olan yengeçleri. Evli olan yengeçler için ekstrem bir durum yok. Ekstrem bir durum yok derken sizden beklenti içinde olan boğa burcunu söylemiştim. Hanenizde, ailenizde her neyse o konuyu zaten geçtim. Şu an toparlamaya çalışıyorum kendi kafamda da konuları. Şimdi eline bir haber göndermek isteyenlerdenseniz eğer, elinize bir haber almışsınız, tereddüttesiniz. Acaba ben bu haberi karşı tarafa göndersem mi, göndermesem mi? Göndersem mi, göndermesem mi? Düşünceleriniz var. Şimdi karşı taraf sizden bu haberi bekliyor. Bu haber gelirse bir parasal konusunu çözecek sanki. Ya da parasal sıkıntılarını biraz kenara atacak. Acaba birisine bir haber ya da bir para mı vermek istiyorsunuz? Bu konuda da ikilemdesiniz. Haziran 20'si itibariyle bu konuyla alakalı bir girişiminiz olacak. Bu konuda benim bunu yapmam lazım mı derseniz aslında yaparsanız da sonuçları sizin için çok kötü değil. Öne açık görünüyor. Zaten Haziran'ın 20'sinden sonra çok genişlemeniz var, rahatlamanız var. Hani böyle sanki bir ellerinizi böyle şöyle açarız ya şöyle hani dua ederken o tarz böyle bir açılmadan böyle bir yağan bir görsel var ki burada da sevinç gözyaşınız var. Haziran'ın 20'sinden sonra çok güzel konular var yani aslında. Büyük sıkıntılarınız varsa eğer bugün için Haziran'ın 20'sinden sonra bu sıkıntılarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ben hemen buraya bakmak istiyorum. O Haziran orası çünkü kapalı burada. Evet, Haziran'ın 20'sinden sonra büyük açılma var. Bu ay aslında sıkıntıların gittiği, rahatladığınız, ferahladığınız bir süreç. İş konularında, pardon, ilk 10 gün ciddi bir mücadele var. Bu hanenize de yansıyacak. Hanenizde sizden bir şey bekleyen bir kişi görünüyor. Sanki parça parça olmuş, çözemiyor. Aranızda bir mesafe var. Sanki iş yerinden alıp ona vermeniz gereken bir şeyler var. Yani bir para git diye düşünüyorum. İş yerinden ne alınır? Bu parayı bu kişiye onundan sonra hanenizde sizi bekleyen anne baba ya da eş her neyse ona götürdüğünüzü görüyorum. Kafanız çok rahatlamış. İş yerinden bir destek alacaksınız. Bu almış olduğunuz desteği de hanenizde aydınlanma olarak görünüyor. Sonrasında küçük küçük birçok konuyu hanenizde halledeceksiniz ki 20'sinden sonra çok rahatlıyorsunuz. İş konularında dediğim gibi bir destek sizi bekliyor. Özellikle bir kişinin desteği. Bu destekten keyif alacaksınız. Sonrasında da yolunuzda çok daha güzel devam edeceksiniz. Sıkıntılarınızı gördünüz, akıttık. 20'sinden sonra çok rahatlama var dedik. Bugün için yani 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran, 5 Haziran'a kadar aslında ikilemdesiniz ama sonrasında çok güzel gelişmeler sizi bekliyor, bizi bekliyor aslında. Hanede de ekstrem bir durum yok baktığım zaman. 8'inden sonra görünüyor aslında burada. 8'inden sonra rahatlama olarak değerlendirebiliriz.
Ayın 17'sinde de çocuklarla alakalı güzel bir gelişme yaşanacak. Ha, okullar kapanıyor. Demek ki güzel gelişmeler duyacağız. Bunun dışında da ekstrem bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi falınızda sıkıntılar atılmış. Kişisel bazı sorunlarınız olabilir ama bunların hepsi de akıp gidiyor. Güzel bir Haziran ayı olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe, keyif, böyle bütün güzel kelimeleri söyleyelim, arkası arkasıya kabul olsun. Her konuda mutlu olalım, keyifli olalım diyorum. Bu ayki falımızı aslında bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.